Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalımıza hoş geldiniz. Cehennem Labirenti'nin oyuna eklenmesi ve ödüllerinin bu kadar güzel olması, ayrıca bu kadar kolay bitmesi arkadaşlar bütün her şeyi değiştirmiş durumda. Şöyle bir göstereyim. Ödüllerini bir göstereceğim arkadaşlar. Bolca S5 veriyor. Yani millet S5 kıtlığındayken bir anda çılgınlar gibi 3 tane S5 ve arkadaşlar hakikaten de oynaması o kadar zor değil. Sadece kredi istiyor. Aslında bunun ismini bence kredi labirenti diye değiştirmek lazım. Kalamın o ilk zamanlardaki açıklamasının ne kadar yanlış ve saçma olduğunu artık forumlar çatır çatır söylüyor. Nedir abi? Çok kolay geçmesi. Yani sadece Eagle'la bile geçersiniz abi. Eagle'ın yanına basın sinerjiyi ama o sağ üst tarafta krediniz olacak abi. Kredi olduğu zaman çatır çatır geçeceksiniz. Ve arkadaşlar olay şu, S5'lerin gelmesiyle birlikte 6 yıldız R3'ler de çatır çatır gelmeye başladı. Şöyle biraz bakalım. Yani bir anda değişti sistem. Hani biz diyorduk ya 5 yıldızların prestijleri en kötü bizi 5. 6.ya kadar götürür diyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Yani 1-2 içerisinde o 5 yıldızların prestiji bitecek dünya çapında ittifaklarda. Dediğim gibi sadece para labirenti olmuş. Başka hiçbir şey değil. Krediyi basan geçecek. Krediyi basan geçecek. Şöyle bir baktığımda çok enteresan şeyler gördüm. Yine sizinle bir paylaşayım. Evvela HQ tabii. Herkesin gözü orada. Ama arkasında HQ'larınız bir action yok. Hiç istifini bozmamış Gundy. Gayet temiz bir şekilde bırakmış. Ama işte aşağı taraf o şekilde olmamış. Şöyle ufak ufak bir bakacağım. Mesela bu adam daha 6 yıldız prestiji zirveye bile çıkarmamış. Kasmaya gerek yok demiş. Zaten alacağız edeceğiz. Bir de yukarılarda izlemiş. Octomonkey'e baktığımda hala R3'e çıkarmamış ama 6 yıldızları artık yukarı çıkarmış R2'leri. 4. sırada Midnight Queen var. Ona bakalım. Bakabilirsek. Alev Adam R3, diğerleri 6 yıldız R2. MMX'den Duckman'a bir bakalım. Bu da henüz bir action yapmamış arkadaşlar. Uçuruma ama ünvanı almış yani. Ya tek tur ya da %100 yapmış. Veyahut da karakter bekliyor da olabilir. Ama aşağıda öyleleri var ki öf diyeceksin var ya, fena. Yine buraya baktığımda bir tane, yani en yukarıdakilerde henüz bir hareket yok. Bir bekleme var. Şöyle gencermeye baktığımda keza aynı mod burada da var arkadaşlar. 7. sıra, 8. sıradakine baktığımda, Baron'a baktığımda Doktor Doom'a bak abi, direkt rage. Kaç kopya la bu? 60 kopya koçum benim be var ya. Ama henüz diğerlerine dokunmamış. Brutal arkadaşlar. Brutal %100 yapmış. Şu an 9. sırada kendisi. Hemen bir bakalım. Sunspot ama hala R3 atmamış. Hiç kimseyi R3 atmamış 6 yıldızdan. Ama %100 yapmış, bitirmiş. Bekliyor. Yukarıdakiler acaba neyi bekliyor diyor insan, biliyor musun? Baksana hiç ki, yani ilk 9'da abanan yok şu anda. 10.ya baktığımda Eagle R3 diğer alem bekliyor. İlk 10 komple bekliyor. Büyük ihtimalle bitirmişlerdir. Bunlar efsane bile kasmışlardır. Ama hepsi bir bekleme içerisinde. Aşağılara şimdi ufak ufak ineceğim. Asgard'daki keza bu vatandaşlar çekildi. Sadece Namor R3. Diğerleri komple beklemede. Şurada Tiger Wolf var arkadaşlar. Baktığımda Corvus'u R3 atmış. Omega'yı R3 atmış. Kaptan Marvel'ı R3 atmış. 6 yıldızlar. Yani artık prestijler inanılmaz halde var ya. 10.700'ler falan artık tarih oluyor arkadaşlar. Vallahi 10.700'ler tarih oluyor. 13. sıradakine bakıyorum. Adam 4 tane 6 yıldız R3 atmış abi. 4 tane 6 yıldız R3. Clairvoyant kaç kopya bu? 100 kopya. Şuraya bak. Fena yani. Saldırı gücü de 6.100, yani az buz değil abi, rakamları kes. Ghost'lar arkadaşlar. Ghost'un saldırı gücü 5.400 olmuş. Domino 5.300 olmuş koçum benim. Bunlar hep R3 vallahi billahi. Şöyle bak, Omega Red. Yani şunlar 6 yıldız R3 ile oynayamayacağınız yer yok ya. Cehennem Labirent de buna dahil yani. 14. sıradaki durumlar nasıl? Bunda da bir tek taş adam var 6 yıldız R3. Diğerleri beklemede. Thor var keza R2'de olan.
Yani arkadaşlar buralarda var ya işler fena karıştı. Özellikle o prestij muhabbetinde işler çok fena karıştı. Bak of gümüş sözcü R3 prestij kralı 160 kopya. Adam fena basmış prestiji. Varlok, Sunspot, Namor bunlar hep prestij katilleri var ya. Burada bir tane G99 gördüm. R3 atmış. Bak mesela gümüş sörfçü de düzeltiyorum. Sunspot da keza efsane prestije sahip ama henüz atmamış. Yani yukarıdakiler daha çok biraz bekleme taraftarı sanki. Bizim Johale var. Johale'ye bakalım. Bizim Gundy'ye. Bunu sadece Sunspot'a basmış. Diğerleri henüz bekletmekte. 200 kopya. Yalnız 6'lı Zreç 4500 diyor. Saldırı vermiş mi? Vermiş. Sunspot'un bu tarzdaki saldırısı düşük. Tabii kendisi doğal olarak oyun içerisinde yükselttiği için bayağı bomba. Şöyle bir bakayım profiline kimler koymuş. Mesela Asgard'dan Kriss koymuş. Hemen bunun profiline bakalım. Henüz R3 basmamış bile. Beklemeler. Yani bu adamlar neyi bekliyor diyor bazen insan. Ben o zamanında basarım diyordum. Ki eminim bundan indi yok yoktur. Yani of gümüş sörfçüye bak. 6 yıldız gümüş sörfçü profilde. R3 tabi. Gümüş sörfçüyü R3 atmış. Gece maymununu da R3 atmış. 200 kopya. Öf ne prestij var. Var ya bunlarda. Adamlar ömürlük prestij basmışlar şu anda. Hiçbir şey yapmaya gerek yok artık. Vallahi billahi. Başka kimler var? Şöyle bir bakalım. Bu da ünvanı koymuş oraya. Ama henüz R3 yok. Hala 5 yıldızda profilde yukarı olanlar var. Burada Korus Kill'e giriyorum. Ah be Korus. Ulan bir bana gelmedin var ya. Değerini bildiğine gitmiyorsun diyorlar ya. Korus ve Gece Maymunu R3 pozisyonunda. Başka ünvan koyan var mı etrafında? Şurada var. Nova'nın fotoğrafını koymuş bu vatandaşta. Ah, Korus'a bak koçum benim ne güzel gözüküyor buradan. Doktordum. Doktordum da tam bir psikopat oldu var ya. Yani şu uçurum labirentinin favori 3 hero'sundan bir tanesi. Bu ne? Şampiyon fotoğrafı koymuş bu Gundy'de. R2. Burada var bir tane MMX'ten. Nick Fury R3. Koçum benim. Ghost R3. Corvus'la Thor'da bekliyor arşada. Yani arkadaşlar anlayacağınız Kaban bir anda açtı uçurum labirentini. Ve dediğim gibi yani kendi yaptığı açıklama gibi bir zorluk yok. Gayet de kolay. Sadece kredi istiyor. Normal yani giriyorsun vuruyorsun. Kombo vuruşun bitene kadar vuruyorsun. Ondan sonra para. Belki varsa bir iki tanesinde vardır zorluk. Onun için çok aman aman bir zorluk yok. Aa bu da KT'miz bizim. Nick Fury atmış. Korus atmış. Koçum benim. Türklere bakalım. Türkiye'de durum nasıl arkadaşlar? Türkiye'de var mı yapan şöyle bir tanesi en azından ünvanın yazısını koymuş ama bir şey yok. Sunspot R2, Nick Fury R3 ama Sunspot daha yüksek presi. Nick Fury kaç kopya? 40 kopya. Bakalım ülkemizdeki başarılı oyuncuları da. Burada var bir tane arkadaşımız TR Hun'dan. Henüz R3 atmamış. Var bayağı var. Türkiye'de de bayağı var ki bunlar ünvanını koyanlar ve bizim gördüklerimiz. Tabi de görmediklerimiz vardır. %100 yaptığını gösteren ünvanı koyan var mı? Yok. İntegral de tek tur atmış herhalde ya da %100 mü yaptı? Tek tur atmış gibi gözüküyor. Selam olsun. Gibi gibi arkadaşlar. Şu anda durum budur. Ama şunu söyleyeyim. Uçurumla yani bu cehennem labirentinin gelmesi, içinde S5'lerin olması ve bu kabamın açıkladığı gibi zor olmaması, sadece krediye dayalı olması bütün sistemi şu anda değiştirmiş durumda. Prestij dünyası alt üst. Alt üst. Yani şu anda kimin ne isteyeceği bile neredeyse belli değil.
Ancak taşlar yerine oturunca bakılacak. Öyle tahmin ediyorum ki bir iki içerisinde artık aranacak olan prestij dünya çapında bir 11 bin, 11 bin 500 civarında olacaktır arkadaşlar. Yani bu ne demek? 1-2 içerisinde dünya çapında ittifakı geçmek isteyenler varsa bizim gibi gundiler mesela. Onların da prestijlerini 11 binin üstüne çıkarması gerekecek. Belki 11 bin 500'ün de üstüne çıkarması gerekecek. Ortalık fena. Neyse Allah yardımcımız olsun. Gelecek günlerde de bakacağız göreceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.